Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi de taramanın devamını çözüyoruz arkadaşlarım. İlk videoda tarama 1 videosunda ilk 24 soruyu çözmüştük. Şimdi de 25'ten itibaren kalanların çözümüne başlayalım arkadaşlarım. Şimdi bir odaklanmamızı da ayarlayalım. Şöyle bir güzel biraz da parlaklık açalım. Tamamdır. Evet. İlk sorumuzla başlıyoruz. Yani 25. sorumuzla. Bakalım neler söylemiş. Demiş ki DE paraleldir AC'ye. Paralellik varsa biz o soruda benzerlik yapacağımızı biliyoruz. Şimdi buradan aşağıya doğru bir dik inmiş arkadaşlarım. Bakın ben bu BD doğrusunu şöyle sağ tarafa doğru biraz uzatacağım arkadaşlar. Ve bakın neler olacak burada şimdi bunu uzattığımda. Şimdi paralel doğrunun birinci görevi neydi? Bu tarafı yani DE doğrusu Edirne'de nasıl bir bölme işlemi yapmış? İkiye bölme işlemi yapmış. O zaman Denizli'de de mecbur ikiye bölme işlemi yapacaktı arkadaşım. Yani paralel doğrunun birinci görevi bu tarafta nasıl bir bölme işlemi yaptıysa bu tarafta da aynı bölme işlemini yapmak zorundaydı dedik. Ve şurayı kapattığımda dostlar bakın bu adam x dediğimiz şey iki kenarı da ikiye böldüğü için mecbur şu paralel olduğu şu tabanın yarısı olmak zorundadır. O halde bu taban 2x olacak. Şimdi elimi kaldırdığımda şurada bir de bakın ne görüyoruz? Yükseklik gelmiş, kenar ortay olmuş. Bizim ismini kayı diye söylediğimiz bir kural vardı. Neydi bu kural? Bir yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduysa açıortay da olmak zorunda ve o üçgen ikizkenar üçgen olmak zorundaydı. Demek ki bu yükseklik hem kenar açıortay hem kenar ortay oldu. Aynı zamanda bir de bu üçgen ikizkenar üçgen oldu. Yani şuraya da 12 birim kaldı dedim. E tabi burası toplam 18'di. O halde bu 2x'e 6 kaldı. 2x'imiz 6 ise x'in de 3 olduğunu paketledik arkadaşlar. Şimdi geldik 26. sorumuza. Evet, köprü kurma sorusu demiştik buna köşe taşını anlatırken. Öncelikle şuradan aşağıya da bir diklik çiziyorum ki bu diklik sayesinde hem bakın bu sol tarafta bir klasik benzerlik yapacağım. Burayı kapattığımda da sağ tarafta bir klasik benzerlik yapacağım diyebilirim artık. Şimdi şuradaki orta tabanı görelim arkadaşlarım. Bakın bu paralellik. Burada bir paralellik var. Ve burası x ise 2'ye böldüğü için bu tarafı mecbur bu tarafı da 2'ye bölecek. Ve bu x şuranın orta tabanıdır. Dolayısıyla burası 2x olmak zorundadır dedim. Şimdi bir de oran vermiş bize. Bakın dc'ye 1k dediğinizde ad'nin 2k olduğunu söylemiş. Hemen burada da bir benzerliğimizi yapalım. Klasik benzerlik. 1 bölü tamamı yani 3. 1 bölü 3 eşittir 4 bölü 2x diyelim arkadaşlarım. 4 bölü 2x. Buradan içler dışlar yaptığımızda 2x eşittir 12, x eşittir 6'yı paketledik dedik. Evet, 27. sorumuz. Yine bakın şurada FH burayı 2'ye böldüyse mecbur bu tarafı da 2'ye bölecek ve FH'a ben x dediğim takdirde ED'nin mecbur 2x olması gerekiyor dedik. Sonra şu oranı yerleştirelim. AD K ise DC 2K'ymış arkadaşlarım. Bunu da yazdım. Bakın şimdi şu doğrunun 30'a olan paralelliğini konuşacağız birlikte. Hemen yazalım. K bölü 3K yani 1 bölü 3 eşittir 2x bölü 30. Buradan 6x eşittir 30, x eşittir 5. Bize de FH'ı soruyormuş. Zaten 5'i yapıştırdık. Evet, 27 de tamamdır. Geldik 28 numaralı sorumuza. G ağırlık merkezi diyor arkadaşlarım. G ağırlık merkezi tabana bir açı eki kuralı kesinlikle yapılacak demiştik. Hemen şurası 12 birimse şu açıya yakın parçasının 2 katı olacağını, 24 olacağını biliyoruz biz. Sonra K noktası DBC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. DBC'nin ağırlık merkeziymiş dostlarım. Ve ağırlık merkezinden de bir paralel doğru geçerse bunun için de şunu söylemiştik. Bu tarafı 1'e 2 oranında bölecek. Yani şurası K birimse
Burası da 2K1. Ya da aynı şekilde bu tarafı da işte şurası 2M1 ise burası M birim olacak şekilde 2'ye böler demiştik bunları. Peki toplam biz 3M'yi kaç diyebiliyoruz arkadaşlar? 3M'yi 24 diyebiliyoruz. Demek ki M eşittir 8 dedim. Şurasının 8 olduğunu BE'nin. Tamamı 24'tü hocam şuraya kadar. BG 24 bulmuştuk az önce. 24'ten de 8'i çıkartırsak hemen arkadaşlar ne gelecek geriye? 16 mı kaldı? Şurası da 16'dır dedik diyebiliriz. Pekala. Toplam 16 mı dedik? Evet, 16. 12 burada, 36. Her şey yolunda. 16 çıktı cevabımız. Pekala, şuna geçelim şimdi. 29. sorumuz. ABC üçgeninde DE paralel BC demiş. Paralellik var. Sonra bir de oran vermiş bize. Bakın BF'ye 2K dediğinizde FC 3K olacak diyor. Şimdi aynı oran, hani şöyle söylemişizdir arkadaşlarım. Yine konu anlatım videolarımızı da söyledik. Ya da köşe taşlarında da söyledik. Şimdi bir doğru bu tabanı nasıl bölüyorsa, atalım 5'e 7 oranında böldü. Senin bu tabana çizdiğin bütün paralel doğruları hepsini ama hep 5'e 7 oranında bölecek. İşte 5K'ya 7K, 5A'ya 7A gibi, 5M'e 7M gibi bütün paralel doğruları hepsini 5'e 7 oranında bölmek zorunda. Şimdi burada da bakın en altı nasıl bölmüş? 2'ye 3 oranında. O zaman şu 4'e x de 2'ye 3 oranında olmak zorunda. Yani şurası 2m ise şurasının 3m oranına sahip olması gerekir. Ve bakın 2m'ye kaç dedik biz? 4, yani 2 katı. 3m'ye kaç diyeceğiz? 2 katı 6 diyeceğiz. Evet, 30. sorumuz. Bir soruda 45 görünce hiç düşünmeyin. Hemen karşısına dikliği indirin demiştim. İşte indiriyorum ben de bu dikliği. Ve bakın 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'lerin karşısına 8 8 olacağını biliyoruz. Şurada bir AE'ye 3, EC'ye 4 deyin demiş. AE'ye 3K, EC'ye de 4K'yı yapıştırdım. Ve klasik benzerliğimi yapıyorum bakın. 4 bölü 7. 4 bölü 7 eşittir. Paralellerin oranı 8 bölü x. 8 bölü x. Peki buradan kaç katına çıktı bu? 2 katına çıktı. 7 de 2 katına çıkarsa cevabımız 14 olur dedik. Ve çevirdik. 31 numaralı sorumuza geldik. Diyor ki AD'ye 2, DC'ye de 3K yazın diyor bir kere. Hemen bunu bir yazalım. Buraya 2K, buraya da 3K olduğunu belirtelim arkadaşlarım. BE'nin 12 ve 3 olduğunu söylemiş. AB kaçtır diye bize de bir soru soruyor. X olduğunu söyledim ben arkadaşlar. Buraya da X dedim. Şimdi şuradan bir ne yapalım? Benzerlik yapacağız tabii ki ama öncelikle şunu bir görelim. Şuna bir paralel çizmeye çalışalım arkadaşlarım. Şöyle bir paralel bir doğru biz de çizelim buradan ki şununla X ile paralel olsunlar. Benzerlik yapabilelim. Yani şurası da 90 oldu artık bizim nazarımızda. Peki bu paralel doğru burayı 3'e 2 şeklinde böldü. O zaman burayı da 3'e 2 oranında bölecek. Yani buraya 3M, buraya da 2M yazalım biz bir. Peki toplam 5M'yi biz ne biliyoruz arkadaşlarım? 5M'yi 12 ile 3'ün toplamı, yani 15 diyebiliyoruz. O halde M 3 olur. Bunu da yazalım. M 3 ise 2M yazdığım yer, yani şurası 6 olmalı. 3M yazdığım yer 9 olmalı. 3 burada, buraya da 6 kaldı. Ve bakın aslında bu doğru neymiş? Dik açıdan inen kenar ortaymış meğersem. 6, 6 diye hipotenüsü 2'ye böldü. Bizim muhteşem üçlü diye bir özelliğimiz vardı. O zaman bu kenar ortay da hipotenüsün yarısına eşit olacak 6'dır dedim. Ve şimdi de son darbeyi vuruyorum arkadaşlarım. Öldürücü darbemizi benzerlik yaparak gösteriyorum. Bakın. 3'ün tamamına oranı, yani 5'e oranı yazalım şurada bir yerde. Şurada yazalım. 3'ün 5'e oranı eşittir 6'nın x'e oranına. 6 bölü x. Evet, bu kaç katına çıktı? 2. Bu da 2 katına çıkmalı. Cevabımız 10 olmalı. 32. sorudayız. Bir sürü eşit açı görünce hemen aynı harfleri yazın demiştik. Bakın şuna A diyorum. Noktalı açılara, buna da A.
Çizgili açıya B, B dedim. Bakın şunu fark ettim. Şu A ile şu B'nin toplamı iki iç açıdır bunlar. Şu üçüncü açımızın dışına eşittir. Yani şurası da A artı B olmalıdır dedim. Peki başka ne görüyoruz arkadaşlarım? Bakın şuradaki de açıyı da şunu da şöyle karalayayım ben, kırmızı yapayım. Bu açının toplam ölçüsü A artı B. E hocam bu açının da toplam ölçüsü A artı B. Demek ki ikizkenar üçgenmiş bu. Yani şurası 12 ise şu BE dediğimiz uzunluk da 12 olmalıymış. Buraya da 8 kalmalıymış arkadaşlarım. Bunu da yazdık. Şimdi bakalım başka neler göreceğiz. Bize X'i soruyor dostlar. Şimdi şu B ile şu A artı B'nin toplamı yine iki iç açı bir dış açıya eşit kuralından buraya eşit. Yani A artı 2B burası. Şuraya da bir C yazalım. Şimdi şu üçgeni görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın açılarını söyleyeceğim şimdi bu üçgenin. Bir açısı A, bir açısı C, üçüncü açısı A artı 2B. Şimdi bir de en büyük üçgene bakmanızı istiyorum, kocamana. Bakın bunun da açıları A, bu açısı C ve üçüncü açısı A artı 2B. Buranın tamamı. O zaman bu taradığım üçgenle en büyük üçgen benzerdir diyebilirim ben artık. Ve hatta benzerlik oranlarını nasıl yazıyorum? En küçük üçgenle başlayalım, taradığımız üçgenle. A'nın karşısına kaç düştü? 8. Bölü. Büyük üçgende, en büyük üçgende A'nın karşısına kaç düşüyor? 12. İşte bu bizim benzerlik oranımız. Eşittir. Yine taradığım üçgene geri döndüm. A artı 2B'nin karşısına ne düştü? 12. Bölü. Büyük üçgende A artı 2B'nin karşısına bakın ne düşüyor toplamda? 12 artı X düşüyor. İşte buradan da cevabımız gelecek. Hadi bir sadeleştirme yapalım önce. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3. Sonra bakın 2, 12'ye giderken 6 katına zıplamış. 3 de 6 katına zıplayacak. Yani buranın 18 olması gerekiyor. 12 ile neyin toplamı 18'dir dedim. 6'nın cevap Edirne'den geldi. Evet, 33. sorumuza bakıyoruz. ABC dik üçgeninde F, iç teğet çemberin merkezidir demiş dostlarım. İç teğet çemberin merkezinden neler geçerdi öğretmenim? Açıortaylar geçerdi. İç teğet çemberin merkezinden 3 tane açıortay geçer dedik. Hatta bu da açıortaydır. 45-45. Sonra AD'ye 3K derseniz diyor. Buraya 3K yazdım. AF'ye 4K diyeceksiniz diyor. Şuna da 4K'yı yapıştırdım. 3 olduğuna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş. Arkadaşlar yine köşe taşında biz bu sorunun şeyini ispatlamıştık hatırlarsanız. Benzerliğini şu soldaki küçük üçgenle sağdaki üçgen benzerdir demiştik. Bunun da ispatını yapmıştık. O yüzden ben çok fazla uzatmayacağım. Bu iki üçgen benzerse bakın burada 3K'ya 3 düşmüş. 4K'ya da o zaman 4 düşecek deyip cevabı Ceyhan'dan işaretledim arkadaşlarım. Dediğim gibi bunun köşe taşında izlediyseniz ki izleyin bence mutlaka benzerliğini ispatlamıştık. Evet geldik 34 numaralı sorumuza. Yamuk sorusu arkadaşlar ve dedik ki yamuk sorularında hiç düşünmeden ne yapacağız demiştik arkadaşlarım. Kesinlikle şu C köşesinden hemen soruyu bile okumanıza gerek yok. Şöyle sol tarafa doğru bir paralel doğru çizilecek. Şuna paralel oldu bu. Sonra şu orana bakalım. AE ED'nin iki katıymış. Yani K'ya 2K'ymış. O zaman burası da K'ya 2K olmalı. Paralel kenardan dolayı, karşılıklı kenarlar eşit muhabbetinden dolayıdır bu. Sonra şu DC'yi soruyor, X diyelim. Tabi paralel kenardan X, X oldu. Şurası 8-X, burası 10-X gel. Şimdi benzerliğimi yapıyorum. 1K'nın 3K'ya oranı, yani 1 bölü 3 eşittir. 8-X'in 10-X'e oranıdır dedim. Buradan da hemen arkadaşlarım ne yapıyoruz? İçler dışlar yapıp soruyu gömüyoruz. 3 ile şurayı çarpalım. 24 şuradan göstereyim. 24 eksi 3x eşittir. 10 eksi x oldu. Onu buraya alalım 14. 3x'i buraya alalım 2x kaldı burada. X de eşittir
7 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 35 numaralı soruya bakıyoruz şimdi. Neler var bu sorumuzda? 3 var, 9 var, 6 var, 12 var. Verilen uzunluklara göre x nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada şunu yakalayacaktık hatırlarsanız. Şimdi küçük üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazıyorduk. Neler var? 6 var, 8 var, bir de 12 var arkadaşlarım. 9 var, çok pardon. 9 var. Şimdi büyük üçgenin kenarlarını sıralıyorum. Bakın 9 var, 18 var, bir de x var arkadaşlarım. Şimdi x ile 8'i kıyaslayacağım. Şöyle yazalım. 9 var, x var, bir de 18 var. Bakalım. Şimdi aralarında güzel bir ilişki var mı diye yakalamaya çalışacağız dostlar bunların. Şöyle bir bakalım. Şurası 9 değil, pardon, 12'ymiş arkadaşlarım. 9 ile 3'ün toplamı, büyük üçgenin kenarı 12. Şimdi bunların arasındaki ilişki şu, bakın 6 buranın yarısı. 9 da bunun yarısı. Demek ki 8 de bunun yarısı olacak. Yani x dediğimiz şey aslında 16 gelecek demiştik. Bunu böyle her sorusunu farklı farklı çözmeye çalıştım arkadaşlarım. Köşe taşında da daha farklı çözümler yapmıştık. Burada da sıralamaya göre çözdük. Evet, 36. sorumuza bakıyoruz şimdi. ED bölü BC oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Şurada bir oran vermiş. AD'ye diyor 2K derseniz, AD'ye 2K, AB'ye 3K diyeceksiniz diyor. Bunu bir yazdık. Bakın şu açılara A diyelim, A diyelim. Şimdi görün bakın 6A 2K yazıyorum. 6 var birinci kenarımız, 2K ikinci kenarımız, üçüncü kenarımız da ED. Şimdi geldim bu üçgeni. Bakın 9, 3K aradaki açı A yine. O zaman 9'u yazıyorum, 3K'yı yazıyorum ve A'nın karşısındaki kenarda BC'yi yazıyorum. Şimdi aralarında bir ilişki var mı bakalım şunları. Şimdi 6'ya 9 sadeleştirirsek 2'ye 3 olur bunlar. İkisini de 3'e böldüm. 2'ye 3 oranı burada var. İkinci kenarlarda da 2'ye 3 oranı var. Demek ki üçüncü kenarda da, yani ED'nin BC'ye oranı da 2 bölü 3 olmak zorundadır. Bursa'yı işaretledim arkadaşlarım. Evet, 36 numarada tamamdır. Böyle çok soru olunca arkadaşlar, peş peşe bir sürü soru çözünce insan bayılıyor değil mi bir yerden sonra? Ama yapacak bir şey yok. Siz öğrenin, gerisi önemli değil. Hadi bakalım şimdi buna bakıyoruz. Şimdi eşit açılar gördüm, hemen aynı harfi verelim. A, A diyelim bunlara. Şimdi AD'ye 2K diyelim, AB'ye 5K'yı yapıştıralım dostlarım. Buna da 5K yazdım. Yukarıda verilenlere göre A noktasının BC'ye uzaklığı, BC neresi? Şuraya uzaklığı kaç birimdir? Yani A'dan aşağıya indirdiğin yüksekliği bizden istiyor arkadaşlarım. H dedim, bu yüksekliğe de ben. Şimdi bakalım neleri benzerleyeceğiz dostlar? Hangilerini benzerleyelim? Bunu görmeye çalışacağız. Şimdi şu açıya da biz bir B diyelim. B. Bakın şu A ile şu B'nin toplamı şu açıya eşit. Şuraya. A artı B burası. Şimdi şu üçüncü açımıza da, şuranın tamamına yani C diyelim. Şimdi şu küçük üçgene bakarsanız, onu ben şöyle bir tarayayım sizin için. Şu küçük üçgen. Açılarına bakın. A var, A artı B var, bir de C var. Şimdi bir de büyük üçgene bakın, en büyüğüne. A var, A artı B var, bir de C var arkadaşlarım. İşte bunları benzerlemem yeterli olacak. Hadi benzerleyelim hemen dostlarım. Küçük taradığım üçgende A'nın karşısına ne düştü? 2K. 2 yazıyorum. Büyük üçgende A'nın karşısına ne düştü? 5K. 5 yazıyorum buraya da dostlarım hemen. 2 bölü 5 çıktı benzerlik oranları. Peki benzerlik oranı aynı zamanda neye eşitti arkadaşlarım? Yüksekliklerin oranına da eşitti. Peki küçük taradığım üçgenin C açısından inen yüksekliği 6. Büyük üçgenin C'den inen yüksekliği de H değil mi? İşte bunlar birbirine eşit. O halde öğretmenim bu 3 katına çıktıysa, bu 5 de 3 katına çıkacak. Cevabım 15 olmak zorundadır diyeceğiz biz. Evet, geldik 38 numaralı sorumuza. Bakın yine küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğinden bahsedeceğiz. Çok yüksek ihtimalle tabi aralarında bir ilişki var. Önce bunu bulmaya çalışalım. Şimdi küçük üçgenin kenarlarını bir yazalım. 2, 3 ve 4.
Büyük üçgenin kenarlarını yazıyorum. Yine küçükten büyüğe doğru. 6, 9, 12. Bakın kaç katı? 3 katı. Bu da 3 katı. Ha bu da 3 katı. İşte bu durumda ne diyoruz artık? Kenarlarının oranı tıpatıp aynı olduğu için ki 3'üne gerek yok. İkisi bile aynı olsa benim için yeterli. Üçüncü mecburen aynı oluyor yani bu durumda. Biz artık bunlara %100 benzerdir diyebiliyoruz. Peki benzer üçgenler için ne demiştik ta konunun ilk başında? Benzer üçgenlerin açıları tıpatıp aynıdır. Tamam, hemen şimdi bu açıları açıların aynı olduğunu gösterelim. Şimdi bakın, demek ki büyük üçgende 6'nın karşısındaki açıyla küçük üçgendeki 2'nin karşısındaki açı eşit olacak. Peki büyük üçgende 6'nın karşısına 40 derece yazdıysam ben, küçük üçgende de şu 2 kenarının karşısındaki şu Fransa açısı var ya, bu da 40 derece olacak ki zaten bana da onu sormak zorunda. DFE, başka da açı yok çünkü zaten. Evet, oranın da 40 olduğunu bulduk. Peki geldik 39 numaralı sorumuza. Paralellik var arkadaşlarım. Bakın burada çok basit bir soru. Yine benzerini üniversite sınavında sordular bu sorunun arkadaşlarım. Hatta paralel kenarda sordular aynısını. Bakın buradaki oranın aynısı burada da olmak zorunda. Yani 6'nın 9'u oranı var. Bakın burada 6 bölü 9. O zaman bu tarafta da 8'in x'i oranı 6 bölü 9'a eşit olmak zorunda. Hemen buradan 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 3. Bakın 2'nin kaç katı? 4. Bu da 3'ün 4 katı olacak. 12 olmak zorundadır diyeceğiz. Evet, 40. sorumuzdayız arkadaşlarım. Kare var. Şunu söylemiştim. Karede dik üçgenler görüyorsanız o soru %100 eş üçgenlerden çözülür. AB 90'ları yazmanız yeterli olur demiştik. Hemen yazalım. Şimdi bu açıya A, bu açıya 90, buraya da B yazdım. Bakın karenin bir açısı 90 olduğu için şuraya mecbur A yazmalıyım. Çünkü B ile A'nın toplamına 90 dedim ben. Peki şuradaki açıyı 90 vermiş. O zaman buraya B yazmalıyım. B 90. Tabii ki şu açıya da ne yazmalıyım? A. Şimdi açılar tıpatıp aynı mı? Bakın bu üçgenle bu üçgenin kesinlikle aynı. Çünkü ikisinin de içinde AB 90 yazıyor. Peki açılar tıpatıp aynıysa biz bu üçgenlere ne dedik? Benzer. Bir de bakın şuna, 90'ın karşısı burada da tık tık, yani karenin bir kenarı. Burada da 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Karede kenarlar eşit olduğu için ikisine de aynı simgeyi koydum. O zaman bu 90'ın karşısı tık tık, bu 90'ın karşısı da tık tıksa bunlar benzerlikten öte eş üçgen oldular. Yani artık burada A'nın karşısında 6 varsa burada da A'nın karşısında kesin 6 birim olacak. Yani EB uzunluğumuz 6 birim çıktı arkadaşlar. Evet, 41. sorudayız dostlar. ABC ve ACD birer üçgen. AB eşittir AC demiş. Hemen yazalım onu. AB ile AC eşit. Şu eşit açılara da AA diyelim. Başka? AE ile AD eşit. AE ile de AD birbirine eşitse işte size yine eş üçgenler. Bakın şu taradığım üçgenle şu taradığım üçgen, bir kere kenar, açı, kenar. Bunda da kenar, açı, kenar eşliği mevcuttur. İki kenarı eşit. Aynı zamanda iki kenarın arasındaki açılar da eşitse biz bunlara eş üçgen diyoruz. Burada A'nın karşısı 4 ise tabii ki burada da A'nın karşısı, yani X 4 olmak zorunda. Hemen geldik şu sorumuza. Ezanımız okunuyor arkadaşlarım. O yüzden hızlıca çözüp bitirelim bunu da. ADB açısı eşittir. Yani şu açımız A, şu açımıza da A diyelim. AEEC'nin 2 katıdır diyor. Şuraya K, şuraya da 2K diyelim. AD'yi 18 vermiş. Şuraya 18 yazalım. Buna göre de diyor ki EDX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi hemen şu arada bir boş bir açı kaldı. Ona da bir şeyler yazalım diyeceğim ama arkadaşlar ezanımız şiddetlendi. Hem sesimizde ona gitmesin hem de saygıdan dolayı biraz durdurayım ben burada videoyu. Devam edeceğim birazdan. Evet, bizim mahallemizdeki ezan bitmiştir. O yüzden hemen soruyu çözmeye devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi E'den aşağıya bakın, bir diklik indirdiğimde şunu fark ettim. Klasik benzerlik yapabiliyorum. Yani şurada 1'e 3 oranı varsa şuraya ben mesela bir M dediğimde buranın 3M olacağını görüyorum. Sonra da şu
A 90, B yazdım. A. Burada da 90 var. Şuraya da B'yi yapıştırdım arkadaşlar. Hemen bakın burada A'nın karşısına 1M düştü. Burada A'nın karşısına 3M düştü. 1'e 3 oranı var bu iki üçgen arasında. Burada 90'ın karşısına x düştü. Burada 90'ın karşısına 18 düştü deyip şuradan içler dışlar yaptığımda 3x 18 x'in de 6 olduğunu paketledim dostlar. Evet arkadaşlarım, bir sonraki videoda konu testini çözmeye çalışacağız. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.